Merhaba canım. Kolonya ikram edecek canım benim. Tabii sayesinde kim edecek? Teşekkür ederim Dost canım. hayatımsın. Oh, dost hayattayız. Evet. Ay. Vallahi en önceden Narin'le tanışmadan önce seni tanısaydım bir adam olurdum. Şimdi ne oldun? Kadın He. oldun. He. Adam olamadın. He. Ne yapacaksın? Canın sağ olsun canım. Böyle canlar. Kolonyamızı ikram etti. Ablacığım. Ablacığım her şeyi yani dikkat ediyor böyle. Şöyle ablacığım. Bir düştü. Oy. Dedim oğlum seni arıyordum. Onu aradı. Ha. Bozuk attı. Niye? Niye arıyorsun? Niye? Babasının yanında mı? Babasının yanında dur. Şimdi mi arayacaksın? Şimdiki Merak mı Ecük ediyorsun? seninkinde. Merak mı ediyorsun? Ne yapıyor? He? De ki Ramazan de. Kim? Ben bir şey diyemem. Gari öğretme beni. Yok sen ne konuşuyorsan konuş. Beni alet etme. Canlarım. Canlarımın yanında. Elhamdülillah. Çok şükür. Kuşlar ötmüyor bugün. Yavrum, iyi akşamlar. Misafirim geldi de arayayım dedim seni sen çıktın. Oldu yavrum, hadi. Bugün Tahan gelmedi. Eyya. Ben Gelmek istemedi. gelmedim hatta ayranını, Ben pilavını yok yemez. yemez mi? Yok be. Ay niye yemiyor? Gelseymiş, şansını kaybetti. Olsun ben götür yesin. Allah Allah. Tabii. Ben onun bir teyzesiyim. Tabii. Öz teyzesi. Tabii. Evi Canım sağ ol. teyzesi. Sağ ol canım Mersin'de. benim. Sana bir çanta vereceğim. Telefon çantası. Nasıl bir şey bakabilir miyim? Ne? Bakabilir miyim? Doğum günü hediyesi mi aldın bana? Evet. Ay Para canım benim çantası. ya. Ben boş çevirir miyim? Altıncı. Ya. Zahmet ettin canım. Ay Çok niye teşekkür ederim. zahmet Ama gelmek edeyim? istemiyor çantada baksana düştüğü yere. Ne? Gelmek istemiyor bana. Bak Çok güzel. telefon. Vallahi bir yere giderken böyle bileğine takıyorsun değil mi bunu? Evet. Ay ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim Ha. canım benim. Bir şey demiyorum. Sağ ol canım benim. Bak Allah düşünmen yeterli. hayırlısın. Düşünmen yeterli. Ay ben Teşekkür ederim. düşünürüm. Sağ ol canım. Altın falan mı aldın? Altıncının şeyi bu. Bir tane bayan nerede? İyi teşekkür ederim canım. He. Aldım kabul ettim ben de. Evet. Sağ ol. Tabii bacıcığım geliyor dedim. Bu çevirmeyin. Teşekkür ederim. Düşündün ya güzel. Bacıcığımın sayesinde suyumu aldım. Ne aldın? Su aldım. Ha. Sultan su. Ha. He. Sultan suyumu aldım. İyi Bezimi yaptın. aldım. İyi. Güle güle harca, kullan. Ya Canım kullandık. benim. Dünden kullandık. Çok şükür. Neydi? Allah razı olsun. Allah baban anan orada yatsın. Amin. Ben çok dua yapıyorum. Onun Allah bunun razı olsun. lafına bakma. Boş ver. Bakmıyorum zaten. Baksaydım bugün buraya gelmezdim. Ya. Değil mi? Tabii. Allah razı olsun. Senden Baban de. anan nurda yatsın. Sağ ol canım. Hadi Ev. suyumu getirsene canım içine. He? Suyumu getirsene. Aa, Çanta ne yaptın su. ya kaş göz arasında? Tabii. Kaç tane su var? Soğuk ver be. Bir zahmet. Soğuk mu He. Güzel. Kanunu. o? He sen onun için mi yemedin onu? Evet. Allah Allah. Heh. Ha, buraya sıkışmış.
Heh, tuz çok. Yok mu? Soğuk olanı ver ya. Bu, bunu alayım. Bu da senin. Bu da tahanımın. Bu da tahanımın. Heh. Elhamdülillah. Çok şükür. Bu da su. Kalsın içeriz ya. Heh. Oruçtan çıktık ya. Hiçbir şey hazırlama bak ha. Niye? Yedik ya. Ama hazırlama. Yeşillik daha sen yemedin. Gitti. Sen yemedin. He. Benimine sen yiyek. Yiyek her şeyi lütfen. Tamam yiyek. Yiyek canım. Tamam. Seni mi kıracağım yiyek? Ben senin huyu çok seviyorum. Sağ ol canım benim. Ben de seni seviyorum ki geliyorum. Yani gelmesem gelmem. Ellerimiz de kolay yok oktur. Çok şükür. Eski gelenek görenek değil mi? Kolonya şeker ikram etmek. Tabii. Şimdi kalktı bak eski insanlar devam ettiriyor bu gelenek göreneği. Tabii. Herkes yapmıyor. Hayır. Ben yaparım sana karşı. Evet. Hepsini yaparım. Allah razı olsun. Ben tavuğun budunu getirirdim, yedirirdim. Sütünü alırdım. Yine de ayağımın altını sabun kalıba koydurdum. Aa, ne laflar var sende de görüyor musun? Evet. Ayağın altına sabun koyup kaydırdılar. Evet. Devir böyle devir işte. Topal dedi ki çok ayıp etmiş Narin dedi. Kocası olacak dost hayatı. Çok ayıp etmiş dedi sana karşı dedi. Ne diyeyim? Boş ver. Ama ben uzağa gidersem ben seni bırakmam. Nereye gidiyorsun ki? Eğer mahkemem doğru olursa, iyi olursa, olsun olmasın ben buradan taşınacağım. Öyle mi? He. Hep taşınacaksın da hep buradasın. Allah büyüktür Allah. Bir yerden sofra bezi serdin değil mi? Sofra bezini serdin buraya. He. Allah büyüktür Allah. Şebi Garinsallı. Melike'yi görecek miydik? Seni yemeğe getirsin. Göremeyecektim. He, görmeyeceğim. Nasıl? Eşi dostu ağacın dibinde iki gün, bir gün durduk geldik. Şimdi duran var mı? Yok. Hoş. Durarız yine. Adam tertemiz yapmış bahçeye. Attı bana videosunu. Biliyor musun? He. Bahçeden bahsediyor. O zaman duruyorduk diyor. Şimdi duran var mı? Gidersek dururuz. Gitmesek durmayız. Bize bağlı. Aman zahmet ediyorsun ya. Anne ne zahmeti? Valla tangur tungur. Tangur tungur. Boş ver. Benim uyumu kaçırdı. Tütsü versin. Doğranmış domates.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Çık 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 çık. Başladılar. Amarat Sariye. Benim dedim bacı çubuk gelir. Dedim patatesi haşlayacağım ama yumurta haşlayayım diye yaptım. Yap. Fakirin elinden bu kadar gelir. Fakir şeytan. Fakir kimse yok. Fakir şeytan derler. Ben zeker kullanmıyorum. Kendi önüne al. He. Olsun, ben koydum. Hadi sen de otur ama. Dur oturacağım bir dakika. Çay şey gibi. Tere yaprağı almış tere. Acı. Denizce kuyum. Baharatla.
sadece. Ay. Baharatlı. Hadi ablacığım bir bardak çay getir ya. Getireyim anca demledim. Ne yapıyorsun o saat? Bilmiyorum ki. Zahmet yaptın ya. Ne zahmeti ya? Sağ telefonu ince ince şey ettim. Ne güzel doğramışsın bunları ince ince. Nasıl? Ne güzel doğramışsın. İnce ince Yasemince. Limonlu. Yırtındılar bunlar yine. Yeter mi? Öbürünü ben alacağım. Hı, ona. Anca demlendi. Yeter yeter. Ama ablacığım daha yemem. Ne? Yedim. Ye ye. Küt küt getireyim. Yok. Valla canım istemiyormuş. Ne mutlu bak. Mersinliğinle de konuştum. Ha. Gelmeseydim konuşamayacaktım. Allah razı olsun. Gülüm de mi sen? Koyuyorum şeyi püskürtüne sarı etece edeyip etme niye koyuyorum dedim öyle değil tamam tazeleri çok seviyorum ben de bunu seviyorum kalk bari bak her şey babam nereden geldi ya diyor hüzünümüzü bozdu diyor ama gelseydi gel dedim gelmedi. Çok akıyor o. Çok açmışsın ağzını. Üşüdün mü? Yedim. Çok baharatlı. Ne? Genzini yakıyor. Tere.
yiyeceğim yemek yiyeceğim. Utandırmayalım bari yesin. Çay da iyi gitti. Dünden uykusuzum var ya, uykum var. Eve gidince yatayım bari. Sahura kadar. Pencerenin oraya koy. Her şeyden de anlıyorsun bak ya. Kaan'ın teyzesi. Böyle. Pencere açılmıyor değil mi? Hı? Bak böyle perde geliyor buraya da. Perdeyi çek. Kim görecek? Kimse çek görmeyecek. Perdeyi. Böyle işte canlarım. Buradaki ezanı çok beğenmişler. Geçen dinlemişler böyle çekim yaparken. Çok beğenmişler hocanın sesini. Çok güzel okuyor hoca. Tanıyor musun hocayı? Yok, tanıyorum. Belki yine aynı hoca okur. Yatsıyor. Şeyi fark edemedik. Akşam ezanını. Gürültüden. Curcuna. Millet ifradan çıktı var ya, park böyle, kaynıyor. Çoştular bunlar yine. Ben gelince bunlara enerji veriyorum. Bak bunlara da pozitif enerji atıyorum. Bunlar da coşuyor. Bak geldik oturduk, kaç saat sesleri yoktu değil mi? Bak, laf yetiştiriyor. Kötüye üzüldüm ya. Kime? Senin torununa. Hasta valla. Ne yapayım? Baksana annesi bakmıyor ya. Beni sinir etti bugün. Valla çok moralimi bozdu. Ne ilaç veriyor. Ne kan aldırdı. Ne serum taktırdı. Bugün çok şey yaptım. Kendimi kaybettim, bağırdım. Olmaz ki. Yediriyor, kusturuyor. Seni burada gücendirdi, gitti sağ altın aldı. Evet, kalbimizi kırdı. Gel git akılla. İyi bir şey değil ama. Baştan düşünceli davranacaksın. Düşüneceksin. Karşındakinin kalbini kırmamaya çalışacaksın. Kalbini kırdın, sonra teselli etmeye bakıyorsun. Dünyaları da versen ne bileyim onun yerine geçmez ki. Bir kere kırıldı. Yaptığı yanlış. Bak o kadar gittim geldim yazlığa. Hiç kapkırıcı laf söyledim mi? Yok. Ben dedim mi sana? Yok. Ya. Öyle işte. Ama o dedi ki gidiyorsan git dedi. Ama işte önemli olan saygıyı, sevgiyi dengede tutmak. Lambur lumbur dalmayacaksın her şeye. Onun gidiyor laf. Laf ağızdan uçuyor gidiyor. Dilin kemiği yok, döndürüyor. İstediği tarafa çekiyor. Laf uçuyor gidiyor. Hadi yakala. Yakalayabilir misin? Yakalayamazsın. Gitti.
Ne oldu? Aradaki saygı kopmuş oluyor. Ne yaparsa yapsın, ne kadar teselli etmeye bakarsa baksın olmuyor. Kırılan kalp yani tekrar tamir olmuyor. Diyorlar ya, her işin ustası var, tamir ediyor ama kalbin ustası yok. Tamir edilmiyor kalp. Onun için baştan yani dengede tutman lazım her şeyi. Yanlış. Cahil desen cahil dedi. Niye cahil olsun? Belirli bir yaşa gelmiş. Belirli bir tahsili var. Cahil demem. Annen okutmuş. Biz mesela ev hanımı olarak hadi dışarı çıkalım. Gidelim gelelim. Kaç kişiyle muhatap olacağız? Yani toplasan günde ne bileyim 3 kişiyi geçmesin. 5 kişiye de olsun. Onlar orada çalıştıkları ortamda her çeşit milletle oturup kalkıyor. Konuşuyor. Yani orada çalışanlar, dışarıdan gelenler binlerce kişiyle muhatap oluyorlar. Onların her birinden bir tecrübe kazansa yine yani cahil demem. Cahil biziz. Gözümüz kapalı. Ne görmüşüz, ne yapmışız? Çalışan insan valla ufku açık insan. Dışarıya açık insan. Gidiyorsun, geliyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun, konuşuyorsun. Kalabalıkla yiyorsun, içiyorsun. Ev hanımı öyle dedi ki, kimi insan var ya, bir kişinin karşısında bir bardak su içemiyor. Bunlar öyle değil ki. Eriyen... Cahilliğine saymıyorum ben. Eriyen kocaya gittiydi. Niye geldi? Aslında hiçbir şey sormadım ben. Evet. Mübarek günde gerek yok dedikodu yapmaya. Boş ver. Boş. Aman herkesin günah sevabı kendisine. Bize ne? Bizim günahımız da sevabımız da kendimize. Allah herkese doğru yolu göstersin. Ne diyelim? Şaşırtmasın. Şaşırttın mı da bitti. Denizin kıyısına gider. İnşallah. Ne yapacaksın denizin kıyısında? Ben seni plaja da getirdim değil mi oradan? Geldin değil mi? Ama girmedin mi denize? Girmedim. Oturdun şezlongda beni seyrettin. Ben nasıl yüzüyorum? Maşallah sen güzel yüzüyorsun. Beni beğendin. Annemi de getirdim plaja. Önüne geleni kimi kapıyorsam götürüyorum. İyi. Ne yapayım? Allah hayırlısını versin. Allah ayağı taş dokundurmasın. Allah razı olsun. Buraya bıraksana çaydanlığı. Çok uyuyor ya. Su olsun. Ben içmem daha ki yeter. Bir tane daha tamam. Tamam mı? Hı-hı. Ben bir bardak daha içerim tamam. İçmem daha. Bayramdan sonra kendi ayarlarsın bir patana yapacak mı? Nereye? Hadi. Ya bilmiyorum ki bunlar ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar. Durumuma göre bir şey diyemem şimdi. Kendi masrafın oldu. Hı? Bayağı oldu masrafın, zekat parası. Ne yapacağım, mecbur. Öleceksin. Allah kabul etsin. Allah kabul. O da bir takındıydı benim kafamda. Son haftasına girdik ya. Şimdi yani Ramazan çıkmadan fitreni, zekanı, fidyeni hepsini vermen lazım hesaplayıp. O da beni rahatsız ediyordu. Şimdi rahatladım elhamdülillah. İnce işler bunlar.
Onlar sıraları unuttu. İçirmeyiniz de. Yumurta yedim ben, bir tane ye onları. Bir tane daha ye. Ben yedim, yok be, gitmiyor. Vallahi kuru kuru gitmiyor. Yok. Yutamıyorum ya, çok çok pişirmişsin. Böyle biraz kayısı olsa lüp lüp gidiyor da bu boğazıma takılıyor. Şey ye. Ye, ye. Sen ye. Tencerede. Ödemeden de yumuşak oluyor ya, hı, onu yemiyor. O güzel. Bu çok sert. Bu yutamıyorum ben. Bazen görüyorum insanlar lüp 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 arka arkaya atıyor. Nasıl yiyorlar bilmiyorum. Ne boğaz var millette. Ama maşallah kadar çok güzel. Hoşuna gitti bakıyorum. Durmadan süzüyorsun uzaktan uzaktan. Gözümden kaçmadı değil. Ablacığımın yanına geliyorum. Güzel giyinmeyeyim mi? Ablacığım bana bakınca göze içi açılsın. Oh desin böyle. Bahar'ın geldiğini hissetsin ablacığım. Ablacığım bir tane. Herkes bir tane ya. Değil mi iki tane? Sariye bir tane. Öyle değil mi? İkinci bir Sariye de mi var? Valla bilmem. Ben ne bileyim. Herkes bir tane biliyorum ben. Allah razı olsun. Ya o bu devde neden? Ne kadar güzel çay demiyorsun ki. Önceden çaycı mıydın, neydin? Lahar karnasyonda. Önceki yaşamında günah diyorlar ama çaycıydın herhalde sen. Çay ocağın vardı senin muhakkak. Yok, çok güzel çay demliyorsun. Valla. Allah razı olsun. Senden de canım benim. Allah ne miradın varsa versin. Senin sesini duymamış duramıyor. 75 yaracak. Diyorlar ki biliyor mu Mari'yi? Ondan sonra ben de dedim biliyorum. Sonu 75. Bak ezberlemiş, ne yaparım. Adı da Lale. O da iyi. Hiç bilmesen ne yapacaksın? Şaşırırsın. Baharak yapıyor. Neyi diyeyim? Neyi yapıyorsun? Kimi mesela? Dedim düşündüm. Dedim mi büyük yine dedim çanta koluna takar dedim. Güzel o, bazen var ya böyle acil bir işim oluyor. Çıkmam gerekiyor aniden. Ya onun içine mesela telefonum girer. Evin anahtarını koyarım. Tabii. Mesela arabaya gidecek olsam ehliyetimi koyarım. Arabanın anahtarını koyarım. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Bir de bir para cüzdanı, bitti. Güzel, bileğin atar. Kullanırım yani. Tabii. Teşekkür ederim canım. Niye böyle giydin desene. Evin serin ya senin. Bir şey yanmıyor ya, üşürüm dedim. Geçen üşüdüm. Ama bak şimdi üşümedim. Havalar ısındı. Bugün 20 derece miyim? 21 derece. Hakan'ım ne yapıyor? Ben ne bileyim, görmedim. Telefon ne etmedi? İşte dün doğum günümde. Ses kaydı atmış. Doğum günü kutlu olsun Naliş demiş. Ne diye biliyor? Dedi ki hiç unutmuyorum. Allah ne muradı varsa. Dedi ki ablamdan izinsiz bir şey yapma dedi. Güveniyorlar bana. Hı? Güveniyorlar bana. Ablam dedi bambaşka dedi. Abim de var ama dedi. Adam bambaşka dedi. Abim de bir gelirdi, gözlerdi. Hemen giderdi şimdi. Annen orada. Ne yapsın? Beni bekledi aslında değil mi o gün? Bir saat mi beklediniz?
Bayağı bak. Görürüm diye. Aman gittim ben. Yok bir de diyor ki. O görmüş benim arabamın çıktığını. Sana demiş ya. Sen bekleyelim demişsin. Ne dedi sana? Dedi ki o çıktı dedi. Tabii o sokağın başından girerken ben otoparktan çıktığımı görmüş o. Ona rağmen bekledi. Belki dedi hani sen telefon ettin de geri mi gelecek diye. Onu bekledi bence. Ama gelmedim nafile. Ama ben de ne dedim? Ben dedim Lale bacımı dedim. Gittiyse Çamlık Ülkü Sokak. Emek Apartman. Oradan aşağıdan bindim. Doğru geldim buraya. İyi yaptın. Tamam boş ver ne minnet edeceksin kimseye ya. Elin ayağın tutuyor Allah'a şükür. Cebinde akbilin var. İstanbul kazansan kepçe istediğin her yere girersin. Zeki kadınsın da. Öyle yani saf bir kadın da değilsin Allah'a şükür. Kendini idare edebiliyorsun. Ediyor. Çok şükür. Kimseye ihtiyacın yok. Ta tek başına yazlığa geliyorsun benim oraya. Sonra sonra Bağdat. Tabii. Ben mi seni getirdim? İlk kendin mi geldin? İlk defa. Sen oraya geldin, beni götürdün. Hayır, buradan oraya kadar kim geldi? Sen tek geldin mi? Ben seni buradan mı alıp götürdüm? Yok. Ben tek arabayla. Geldim. İlk defa sen tek geldin değil mi? Tarif evet. Üzerine. Doğru. Ya yolculuğu seviyorum ablacığım ya. İyi yapıyorsun. Benim kimseye zararım yok. Tıngır 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 tıngır. Bir şey de götürsem. Teyzeciğim buyur. Teyzeciğim yardım edeyim mi? Ne güzel. Aa. Boş ver ya onu bunu. Tamam. Tıngır tıngır. Onu diyorum işte kimseye ihtiyacın yok. Çok şükür. Allah bugünkü günümüze çok şükür. Hamdolsun. Amin. Müzik çalıyor. Ezan okunsaydı iyi olacaktı. Bence. Ezan ne kadar var bunda? Saat kaç? Bunda belli olmuyor. Olur mu ya? Saat var bunda bak. Saat 20.42. 9'a çeyrek var. Tamam okunur şimdi. Şu an okunabilir. Çünkü ben bir saat geç yapıyorum ya iftarımı. 8.30'da başlıyorum. İftardayken ben okunuyor yatsı. Okunur şimdi. Ezanı dinleyelim de öyle kapatalım. Çok güzel okuyor hoca. İnşallah aynı hocaya denk geliriz. Ben seni neden takdir ettim? Fırat 1, Hakan 2, sen 3. Recep 4. Recep de duymama göre anne öldükten sonra gelmiş. Doğru. Onun başına gelmemiş. Yok geldi hastaneye. Geldi mi? Geldi. Tamam. Geldi. Ablacığım gel. Ya geldi ama. Annem şeydeydi yani. Sakaratta gibiydi. Yani aklı başında bildi gibi. Geldi ama. Bilmiyorum anladı mı annem? Anlamadı mı bilmiyorum onu. Yattığı yerden ne derece? Yani anladı bilmiyorum. Öyle kalkıp oturup sohbet edip muhabbet edip öyle bir şey yok. Yattığı yerden gözünü açıyordu, bakıyordu, kapatıyordu yine. Kendine değildi biliyorsun. Uyandıramıyorduk yani. Yine Allah razı olsun. Senden de, Hakan'dan da. Şey öteki zaten Murat. Ben başka. O hep yanındaydı canım. Hakan yanındaydı. Murat da yanındaydı. Her dakika. Her dakika geliyordu, bakıyordu. Tabii. Hakan refakatçılık yapıyordu. Öyle duruyordu yanında. Allah razı olsun. İşi bıraktım dedi. Anneme bakıyorum dedi. Emekli zaten.
Benden önce de emekli oldu o. Sen emekli oldun mu? Tabii. Mayıs'ta bir sene olacak benim. Ana maşallah. Tabii canım. Bacıcım bu. Tabii tabii. Mayıs'ta bir sene olacak. 1 Mayıs. Hakan herhalde benden 2 sene önce oldu. Allah Allah. Recep demek ne? Demek ki o sen. Murat değil ama. Murat değil demek ne? Müsaade etsene gidebiliyorsun. Sen yanlış yapmışsın. Kendini niye emekli etmedin? Güvendim. Güven. Güven babama dahi güvenme diyorlar ya. Güvenmeyeceğim. Kendine güveneceksin sadece. Sadece sen. Gerisi fasa fiso. Hani ameliyat olacağım falan dedim gözümden. Onlar da dedi ki şu mahkeme bir hal olsun dedi. Mahkeme dedi bir hal olsun. Eyle dedi. Ama hallolacağı belli değil. Doğru, ümit yok. Ümit yok. Ümidim yok abla. Bel bağlama o zaman ona ya. Olursa olsun, olmasa olmaz. Hiç deme yani. Artık kafandan çıkar bence. Var diye düşünme. Olursa sana öyle hediye gibi gelsin. Sürpriz gibi gelsin. Böyle böyle şartlandırıyorsun. Üzüntü oluyor. Merak ediyorsun. Oldu mu, olmadı mı, olacak mı, bilmem ne mi. Sil kafandan gitsin. Olursa da zaten haberin olacak senin. Kendi davan. Ben takmıyorum. Anneminden de, annemin babasından diyorlar ta Fatih, Vefa, bir sürü yer. Hiç ilgilenmiyorum. Kim ilgileniyorsa ilgilensin. Aman bana ne. Hak hukuk kaybolmaz ki. Yine seni arar bulur, şey yapar. Hiç kafama bir aklımda bile yok yemin ediyorum. Unutmuşum. Olursa da hediye gibi gelir. Olmazsa da torun torbamız yer zamanında. Ne yapayım şimdiye kadar onu vardı. Allah kendi malımızı, mülkümüzü bizlere nasip etsin. Onları da yiyeceğimizde meçhul de. Kaç yaşına gelmişiz artık. Ne olacak aman gelen mirastan gelen. Abla, ablacığım sen kaç yaşındasın? Bilmiyor musun? Yok. Biliyorsun. Hayır. Ben... Nerede? 60 yaşındasın zannediyorum seni. Öyle mi sanıyorsun? Evet. Ben öyleyim o zaman. Sen? Ben 68. Bedava kartın var ya oradan biliyorum senin 65'i geçtiğini. He. Bizim yok daha bir şey. Sen o bunu boş ver de. Benim öğrenci kartım var. Akbilim, yarı bilet. Hı. Öğrenciyim ya. Melike'ni yemedi bir kere. Ne yapacaksın? Arabayla mı gidecek bu trenle mi? Meliha'nın mı Melike'nin mi? Yok. Melike Murat'ın karısı. Yok onu demedi. Melike mi onun adı? Şef'in karısı. He, ama davet etmeden gidemem ben ya. Sana demiş mi gel buyur gel. Aramış mı seni? Var telefonun. Diyor canım. Yok. Fatih'ti. Ya o zaman öyle sohbet esnasında dedi sana yazdıkta. Aramış illa gel diyor mu? Öyle gitmem ben. Bayramda çocukları gidiyor yanına. Çocuklar kaç sene ki? He?
Kaç tane çocuğun var? Torun torbası var canım. Esra'nın yaşına yakın torunu var. Kızı var. Benim yaşıma yakın kızı var onun. Ana. Vallahi. Erken evlenmiş. 15 yaşında mı ne evlenmiş? Kaç yaşında senden küçük mü? Senden küçük bir yaş. Erken evlenmiş. Kızı da erken evlenmiş. 15 yaşında mı ne evlenmiş? Kızı da 14 yaşında ortaokuldayken. O da şey yapıyor. O da evleniyor. Kadın da tek başına ya diyor, evlendireyim de diyor. Başıma bir zeval bir şey gelmesin diyor. Kız da küçük evlenmiş. Şeyi var. Kızı var. Kızının kızı hamile şimdi. Yine kızı oluyormuş. Torunu tabii. Hemşire ya torunu. Damadı da şeyde. Ambulansta. Murat gibi damadı var onun. Antepli değil mi? Hı hı. Antepli acı falan yiyor dedi. Safrası hastalanmış. Torunu kocaman torunu. Bir oğlan bir kız torunu. Oğlan daha da büyük. Oğlan onun torunu herhalde Kaan'ın yaşında. Kaan'dan büyük. Öyle büyük yani torun torbası. Yaşı genç ama erken hayata atılmış. Okumamış. Ortaokuldan ayrılmış. Kocaya varmış. Sen söyle. Pamuk dillik vermedi ya kadına. Ama nerede mutluysa orada. Mutluyum diyor ama oradan gittiği yerde. Memnun. Pamuk'un evi şeydi, havasız. Bir yeri görmüyordu bile, bahçeye bakıyor. Rahat edemedi kadın. Yaz geldi. Sariye gezer artık, yaz geldi. İlk neler? Beni kapı. Senin mahalle, küçük yerli. Bakırköy'den bindin gidiyorsun. Öyle mi? İlk olarak... Yesene salata. Yeriz. Tağım olsa geliyor. Tağım yok tağım, gelmedi. Kafa dinliyor tamam. Kuşları bir göstereyim ya. Görüyor musun? Nasıl hareket halindeler. Çok tatlılar.
Tanım da tanım. Ah, elhamdülillah. Sesleri çıkmıyor ama biz gelince. Işık yanıyordu aslında geldiğimizde burada. Işığı açık bırakmışsın. Geldiğimizde yanıyordu. Bir tane ampul gerçi bir şey yapmaz. Acıkmışsın Sariye. Acıkmışsın tatlım. Yok, yeşilini çok seviyorum abla. Afiyet olsun benim gibi. Ben de seviyorum ya. Aslında var ya eksik bahçeyi değil mi? Bahçeyi ekeydik. Domates, biber, dere, roka. Sabahları çok güzel oluyor. Onları öyle topluyorsun. Böyle bir tabak. Kahvaltıda öyle bir güzel gidiyor ki. Biber, domates. Bir de işte yeşilliklerden maydanoz, tere, nane. Nane var da. Erzurum. Nane var. Erzurumlu kadın ise bence çapalar. Erzurumlu kadın kim? Bahçecinin şeyi ya, hanımı ya. Bahçıvanın hangi? Bir tane geldi ya kadın. Yaparım ederim. Çarşaflı. He. Yok, o dedi biz yapalım da. Osman var ya benim bahçıvan. Evet. Sonradan vazgeçtiler işte. Artık ne düşündülerse dediler hani o adamın ekmeğinden oynamak gibi olur gibi. Ben Osman'a dedim. Dedim böyle böyle. Geldiler bak yandaki villadan. Kayın validesi. O da izliyor beni buradan. Adı neydi unuttum ya kadının. Öpüyorum buradan izliyorsa beni. Takip ediyor dayı. Biz de bir yapalım. He, sonradan şey oldu pardon. Kocası güvenlik onun. Pazar günleri dedi, güvenlik toplantıları oluyor, gelemez dedi. Pazar günleri yapacaktı adam bahçeye. Pazar günleri güvenlik toplantıları gelemez deyince öyle kaldı işte. Cumartesi gelebilirdi, işte kıvırdılar bilmiyorum ne için. Osman'ın ekmeğiyle oynamasınlar diye bence. Osman eski benim, kaç senelik bahçıvan. Allah razı olsun. Her şeyimize koşuyor. Çok iyi bir insan. Bak başladı ezan. Bunu bekliyordum. Günler uzadı. Çay doldu değil mi? Günler uzadı. Bir dakika. Heyecan yapma şimdi. Bir bunu dinleyelim canım benim. 9'da okunuyor bak. 2 dakika var. Gün uzuyor. Bunlar da zikir yapıyor bak. Aşka geldiler. Ezan sesini. Aynı hoca herhalde. Çok güzel okuyor. İç sen iç. Koyarsın bana. Dur, işim açlandı sıcak sıcak. Biraz dinleneyim. Oh. Dinlen hayatım. Bir tane. Sen de Ali'ye nasıl tanıdın? Nasıl 30 senedir tanıyoruz bayan? 30 sene yok be. Koşturma sen de. Seren daha 30 yaşına girmemiş. Seren kaç yaşındaydı sen bizle tanıdın? 10 yaşındaydı. 20 senedir. Değil mi? Tabii. Niye 30 yaşındaydı? Sana ablacığım diyor ki sen diyor onu çok seviyorsun diyor. Yanına geliyorsun.
Ne zamandan tanıdın diyor. Kim diyor? Pambu. Cehennem pamba atladı. Şimdi İstanbul'dan Bayramoğlu'na uçtum. Karıştı hepsi birbirine. Seven dedin, 30 sene... Pamba mı dedin 30 sene tanıyorum? Öyle. Laf icabı. He, anladım. Ben dedim, 2011'de aldık biz yazlığı. Pamuk vardı orada. Pamuk belki 40-50 senedir orada. Ama ben görüşmüyordum Pamuk'la. Karşımda ama yani tanımıyorum ki. Ben onun üzerine gittiysem o bana gelecek hoş geldine. Hoş geldin demesi lazım. Gelmemiş. Bir gün biz bahçe ezan da okunuyor da dinliyorlar ezanı aslında. Sonra anlatayım ya. Ezan bitsin de sonra unutturma bana pamuk meselesini. Çok güzel okuyor aynı önce. Ağzına sağlık. Çok hazin okuyor. Maşallah. Ağzına sağlık. Güzel okuyor maşallah. He işte bambuğu tanımıyordum ben. Yakın bir zamanda ya. Burada ne kadardır tanıyorum biliyor musun? Belki 4 sene var. Kaç senedir oradayım ben. Biz bir gün böyle şeyler gelmiş. Eski dostlar, arkadaşlarımız. Bayan. Bahçede gülüyoruz, eğleniyoruz. Şarkılar, türküler. Ondan sonra salıncakta sallanıyorlar. Vur patlasın, çal oynasın. Genç hepsi. Akran yaşıtlarımız mesela. 3-5 yaş. Belki benden büyükler. Bu pamuk da bunları dinlemiş. Karşıda ya balkondan. Dinlemiş. Allah Allah. Ertesi gün ben arabayı dışarıya çıkarttım. Tam çıkacağım. Arabanın önüne attı kendini. Vallahi. Ondan sonra merhaba dedim. Tam giderken geldi yani. Oradayken gel bahçede konuş. Ay dedi bir hoşuma gitti. Ay bir hoşuma gitti. Dünkü dedi eğlence, gülme, kahkaha bilmem ne. Beni niye çağırdınız? Tanımıyorum ki seni. Gelseydin dedim benim kapım herkese açık. Aç kapı. Demir kapı zaten. Kilit yok şey yok. Aç kapıyı gir. Herkes giriyor. Nasıl girdi ondan sonra oturdum. Her gün gelmiyor muydu habersiz? Giriyordu içeriye. Sana diyorum gari. Her gün gelmiyor muydu? Geliyordu. Sanki zil mi çalıyor şey mi yapıyor? Açıyor kapıyı giriyor. Öylelikle işte tanıştık. Sonradan da Furkan'ı görüyor. Onun torunu geliyor. Babaanneye. Furkan'ı görüyor bahçede. Allah Allah Furkan'la aynı sınıfta Çapa Tıp Fakültesi'de ikisi de öğrenci. Çıkıyor mu sana arkadaş? Fatih ile Furkan. Şimdi Furkan da göz şey Fatih gözü şey yapmış herhalde. Erenköy'de mi? Nerede? Orada bir üniversitede dedi şey yapıyor. Efendim. Asistan doktora da onun torunu. Buyurdum da ben tokatımı versene telefona. Bizimki de işte plastik estetik. Aynı okulda varmış. Neydi? Ya diyor babaanne ben bunu tanıyorum diyor. Bizim okuldan diyor. Furkan için. Efendim. Öyle canlarım. Bak parka çıkmadan, parka uğramadan benim arkadaşım geldi. Oradan ağrı. Onu yolcu ederiz. Parka gideriz. Sen de gel. Hadi. He kalkarım ben de doğru. Bekledin canım. O da beklemiyor. O da çıkacak. Gel de bir görüştü. Görüşecek dedi. Tamam. Gel be kadını yolcu eder. Oraya geliriz. Hadi. Ama sinirlenme kadar tansiyonun çıkacak. Bir de sen de mi uğraşacaksın buralardan? Düşüp bayılacaksın. Ay. Tamam. Oldu. Şey de bu bahçıvan hanıma dediği de
Yine o da bu bizim. O zaman sen varsın. Meliha var, Esra ben. Yine gece 2'ye 3'e kadar bahçede sohbet muhabbet değil mi? Çardağın altında çaylar, kahveler yine içiyoruz. Allah Allah, yine sesimizin. Kadın dinliyor bayan. Yanında böyle yeni villa yaptılar. Çok güzel. Yandaki arsayı almışlardı. Damadı. Kadın sesimizi duyuyor. Dinliyor, dinliyor. Şöyle çarşaflı da kadın. Erzurum mu o kadın? Erzurumlu değil mi? Erzurumlu. Kayıtlıdır bende telefonu. Ondan sonra bakıyor ya, hep bayan sesi. Hiç erkek yok diyor ses diyor. Kadın bakıyorum lambur lumbur geldi. Girdi içeri. Aleyküm selam selamın. Aleyküm benim kapım herkes abi. Mutlu oluyorum ben. Vallahi yoldan geçiyor. Bahçemiz böyle cadde üstünde. Arabalar vızır vızır otobüste. Adres soruyorlar bazen. Çocuklarını mesela okula getirecekler veya kayıt yapacaklar. Bayan yanında çocuğu. İşte oradaki okul, burada okuyor okul. Vallahi diyorum gel bir bardak çay yuma iç. Plajda tanışıyorum mesela. Bayanlarla bir selam veriyorum. Diyorum buyurun gelin. Öyle de arkadaşlıklarım var benim. Vallahi hala arıyorlar. O şeyi tanımıyorsun sen değil mi? Kim? Emekli öğretmen var. O da beni izliyor buradan. Ona da selam olsun. Yonca Hanım. Onun hikayesini de anlatmıştım ya. Yonca Hanım'ın. Adını babası Yosma koymuş. Yosma da kötü bir şey değil aslında. Yani bizim sözlükte, Türk alfabesinde baktığın zaman Yosma yani güzel bir bayan manasında gibi. Öyle koymuş. Öğretmeni değiştirmiş. Onu da anlatmışım. Onu da oradan tanıdık. Yusra'ya yine deli oldu. Yusra için hep geliyor. Her dakika geliyor. Hala dostluğumuz devam ediyor. Biz ona gittik. O bize geldi. Böylelikle işte o bahçıvanın hanımı da geliyor. Diyor sesinizi duydum. Buyurun gelin. Oturduk kahve içtik. O gün de pasta vardı onun şansına. Bak unutmuyorum. Pastasını da yedi. Geldi selam verdi. Şimdi gidersek yine gelir. İşte dedi bu bağ bahçe işlerinden eşim anlıyor falan dedi. Onu şey yapayım dedi. Biz yaparız dedi. Yani anahtar da bırakırsan bahçenin. Yaparız ederiz her türlü işimizi. Ama Osman da çok iyi yani. Osman'ın eşi de sağ olsun. O da iyi. Ayşe. Buradan belki izliyordur beni de. Onu da öpüyorum. Ayağım kırıldı mesela. Geldi. Kaç gün istiyorsam geldi yani. İlgilendi günlük işlerimi. Yani yemeğim, bulaşım, şey, annem yanımda, kayınvalidem yanımda, Yusra yanımdaydı 2 yaşında. O kadın geldi şimdi. Osman kırmıyor. Gece bile arasak anahtar yok. Yok ışık bozuldu. Atlar gelir ya yani, motosikleti var, arabası var. Allah razı olsun. Yani her işimize bizim aileden biri gibi oldu. İlgileniyor. O bayan da işte Erzurum'u da sevdi. Çok sevdim dedi seni dedi. Ne kadar dedi candansın, iştensin.